Herkese yeniden merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün size şöyle bir konudan bahsedeceğim. Benim eskiden çok sık yaptığım ve zamanla bana iyi gelmediğini, çok da doğru bulmadığımı, hatta bazılarını sadece alışkanlıktan, yani hiç üzerinde düşünmediğim için yaptığımı fark ettiğim bir takım davranışlardan bahsedeceğim ve bunları nasıl değiştirdiğimi de ufak ufak anlatacağım. Bunu neden yapıyorum aslında? Belki sizin de hayatınızda yakalayabilirsiniz çok benzer şeyler yaptığınızı. Belki böyle minik aydınlanmalar yaşanır, minik böyle farkındalıklar olur diye çekiyorum bu videoyu. Şunu en baştan söyleyeyim, bu tarz davranış değişikliklerinde, alışkanlıkların değişmesinde ya da böyle kişiliğinizdeki bazı şeylerle ilgili değişiklik yapmak istediğinizde şu çok benim için diyeyim, mümkün değil. Tamamen bıraktım bunu yapmayı. Yani videonun başlığı her ne kadar artık yapmadığım davranışlar olsa da artık daha az yaptığım ya da daha farkındalıkla yaptığım davranışlar demek belki daha doğru olur. Kesinlikle şu çok büyük bir iddia. Ben bunları tamamen terk ettim ve hiçbirini artık yapmıyorum. Çünkü bunlar benim parçam. Birazdan bahsederken de anlatacağım neden öyle olduğunu. Ama neler yapıyorum bu konakta ve neden artık bu davranışları sergilemek istemiyorum, onları anlatacağım. Bunlardan ilki duygularımı reddetmek. Bu ne demek? Yani biraz da böyle yaşadığımız ve çok fazla sosyal medya, yani yaşadığımız ortamdan ve çok fazla sosyal medya, çok fazla görsel ile maruz kalmamızdan herhalde edindiğim bir şey benim de. Yani hep mutlu olmalıyım, hep iyi şeyler olmalı hayatımda ve hep çok değişik, ilginç tecrübeler yaşamalıyım. Yani değişik olan iyidir ve hani mutlulukla ilgili pozitif şeyler iyidir gibi bir algı vardı bende. İşte mesela hafta sonuna çok anlam yüklüyordum. Bundan birkaç kere bahsettim. Ve hafta sonu böyle ya azıcık planlar ters gitse hemen filan hani böyle çok mutsuz oluyordum. Ama bir yandan da mutsuzluğumu da kabul etmiyordum yani. Hayır, ben mutsuz olamam sonuçta filan gibi. Ya bilmiyorum, empati kurabiliyor musunuz şu an benimle? Saçma da duyuluyor olabilir tabii ki ama. Yani mutsuzsam tamam mutsuzum şimdi dediğim nadir oluyordu. Ya da bunu sadece mutsuzluk içinde demeyeyim, güçsüz hissettiğim zaman. Bu benim çok zorlandığım bir konuydu. Yani güçsüz hissetmek çok zor geliyordu bana. Halbuki çok sık güçsüz hissettim insanlar karşısında filan da. Hep böyle geçmişe dönüp hatırladığımda hani kendimi sevmediğim anılar, böyle kendimi güçsüz hissettiğim başka biri karşısında anılar oluyordu. Sonra şeyi fark ettim, yani ben hani Gestalt terapisinde de vardır, aranızda hani belki ilgilenenler vardır. İki ucunu benimsemek gibi, yani güçlü yanını ve güçsüz yanını, mutlu ve mutsuz yanını filan. Ya ben bu diğer, ben çok uçta yaşayan biri oldum bir de hep. Bu diğer ucu hep reddettiğimi fark ettim. Ve bu da yani reddettiğinizde, üzerine kapattığınız her şey çok daha böyle iltihaplı bir araya dönüşüyor. Şu anda bunu yapmamaya çalışıyorum. Hepsi için aynısı geçerli. Hepsi için yapmamaya çalışıyorum. Bazen yine yapıyorum ama sonra diyorum ki ya bak, hani yine aynı yanılgıya düşüyorsun. Hani mutsuzsan mutsuzsun, güçsüzsen güçsüzsün. Ya da birçok olumsuz başka duygu içinde geçerli bu. Hani reddetmeyip şu anda böyle hissediyorum demek öz şefkat aslında buradan geleceğim şey. Gerçekten kendinize duyduğunuz şefkat, birçok şeyde de öyle. Kendinize duyduğunuz sevgi, kendinize duyduğunuz kabullenme, şefkat çok daha kolay yayılan bir şey oluyor çevreye. Dolayısıyla kendimden biraz başlıyorum bu tür konularda. Bunun da etkisini görüyorum. İkincisi şu, bu da çok hani nasıl açıklayayım bilmiyorum. Antepli olan varsa aranızda, bana Elçin öğretmişti bu fiili. Küşümlenmek diye bir şey var. Ben ilk duyduğumda o ne ya filan demiştim. Sonra anlamını duyunca o kadar hoşuma gitti ki şimdi size de anlatıyorum. Küşümlenmek şey gibi, böyle hani dert edinmek. Hani kendine aslında böyle, ama daha iyi anlatıyor bence dert edinmekten. Ben çok küşümlenen biriydim. Hala da biraz gamlı yani. Ben gamlıyım gerçekten. Ne demek bu? Şimdi size bir örnek vereceğim. Hatta bulursam birkaç örnek vereyim. Bir kere bizim işte İngiltere'de yaşayan bir çift arkadaşımız var. Onlar bize gelmişti işte, yani bizde kalıyorlardı Türkiye'ye geldiklerinde. Neyse, böyle bir gün alışverişe çıktılar. Gelirken de baklava almışlar bize. Ben böyle birisi bize bir şey yaptığında, küçücük de olsa çok böyle şey olurum hani. Haa hani filan olurum işte. Neyse, baklava yiyoruz yani, akşam oturduk. İlk ben yiyorum. Genelde öyle olur hani, çok çok aç olduğum için. Baklavadan bir tane aldım. Bozuk aslında. Yani iç sesim dur diyor yani bütün vücudum. Sonra bir tane aldım emin olmak için. Yok, bozuk yani. Ben sırf onlar üzülmesin diye
Böyle gamlandım yani. Bize gel, ta işte gelmişler o alışveriş sırasında bizi düşmüşler. Yedim o bir dilim baklavayı. Ve sonra asıl hani alan arkadaşı şey dedim ya bir yesene filan dedim. Ya bana sorar nasıl diyeyim? Değişikti dedi. Bir yesene filan dedim. Yedi. Bu bozuk dedi ben. Ha, tamam okey o zaman hani söyleyebilirim ben de filan oldum. Yani bu mesela bunun bir örneği. Kendimden aşırı veriyordum. Yani birinin kalbini kırmamak adına çok böyle dert ediniyordum bu tarz şeyleri. Ya daha bir örnek daha vereceğim. Mesela bu yapmadığım bir kadındı. Geçen günlerde masaja gittim. Girdim işte böyle normalde büyük bir hani zincir bir masaj salonu. Böyle point yani küçük bir noktası. Bir böyle şeyin içinde, kompleksin içinde. Yani tek bir oda var. Giriyorsunuz direkt masaj odasına. Neyse yattım falan. Kadın başladı. Müzik çalıyordu girdiğimde de. Sonra kesildi müzik. Hani önemli değil, kesilmiş olabilir. Dışarıdan da böyle deli gibi ses geliyor. Spor salonuna girenlerin işte kart okutma sesi, bağırmalar. Böyle şey olamadım bir. Odaklanamadım. Eskiden olsa ben bütün masaj boyunca şunu düşündüm. Söylesem mi söylemesem, söylesem söylemeyeyim. Şimdi ne diyeceğim? İşte bir istekte bulunmayayım. Yani birinden böyle bir şey istemek çok zordu benim için. Zaten hani kadın masaj yapıyor. Bir de bunun mu? Müzikle mi uğraşacak falan gibi böyle. Tüm masajı yani kendim yiyerek geçirdim. Hani abartı geliyor olabilir bazılarından böyle. Bu sefer şey yaptım işte kadın bana bir şeyler sordu. Ben de hani fırsatla istifade dedim ki ya müzik durdu hani dışarıdan ses geliyor falan dedim. Kadın cevap vermedi. 5 dakika falan geçti. Ben böyle kafam yerde Allah Allah ne yapsam falan diyor. Eskiden hiçbir şey yapmazdım. Masajın sonuna kadar durdum. Sonra kalktım böyle kaldırdım kafamı dedim ki müzik anlamamış meğer beni. Müzik tekrar başlayabilir mi falan dedim. Kadın sonra bana anlattı işte ay wifi bozuldu da durun açayım dedi falan. Ve açtı ve o konu bitti. Ya özetle şunu demek istiyorum. Bir şeyin fikri kendisi kadar kötü olmayabiliyor. Yani benim o sırada arkadaşlarıma abi bu baklava bozuk demek aslında onlara bir şey değil. Kendimi korumak. Ya da mesela masajda hani belli bir hizmet karşılığı para veriyorum yani. Orada geçirdiğim bir saati her gün de yaptığım bir şey değil. Benim için en iyi şekilde geçirmek benim hakkım ve bana iyi gelen bir şey. Ve ben o insana bir hakarette de bulunmuyorum bunu söyleyerek. Neden içimde tutayım böyle bir şey? Bu beni inanılmaz rahatlattı. Bunu yani aranızda eminim benim gibi insanlar var. Lütfen yapmayın kendinize. İnsanın şurasında böyle oturuyor onlar. Yani her söyleyemediğiniz, her yapamadığınız hareket oturuyor. Bu kaba olmak anlamına gelmiyor ama kibarca da olsa sizi rahatsız eden bir şeyi anında söylemek bence çok özgürlük verici. Gerçekten ben bu 30 yaşımda keşfettiğim için birazcık da üzülüyorum açıkçası. Bir diğeri şu. Eskiden, bunu aslında uzun süredir yapmıyorum. Mesela biriyle tartışırken, özellikle hayatındaki yakın olduğum biriyle, mesela Efe ile tartışıyoruz diyelim ki bana bir şey söylüyor. Hemen böyle savunmaya geçiyordu. Sonra, mesela Momo da bana onu çok öğretti. Durup şu an dinliyorum çünkü orada değerli bir bilgi var. Yani benimle ilgili, benim içeriden göremeyeceğim bir şeyi söylüyor olabilir o insan. Doğru olmayabilir. Katılmıyor olabilirim ve o bende hayatında değişikliğe sebep olmayacak olabilir. Ya da beni kızdırıyor da olabilir. Ne olursa olsun bir şey. Dinliyorum artık. Ve buna karşı toleransım da inanılmaz azaldı. Yani karşı taraftan biri ben ona bir şeyin bence yanlış gittiğini söylediğimde direkt savunmaya geçtiğinde böyle şey oluyorum. Ya bir dinle hani haklı olma ihtimalim var ya da bu söylediğim için de senin işine yarayacak bir şey olması ihtimali var. Yani ve şunu yapıyorum ben. Mesela dinliyorum ve şunu artık çok rahat yapıyorum. Haklısın. Özür dilerim. Ben bunu düşünememişim. Çünkü yani o kadar basitmiş ki. Önceden dakikalarca uzatırdım ya. Sen de bunu yaptın bilmem ne. Hele sen de bunu yaptın mesela. Halbuki çok daha hani hiç kompleks değilmiş ya. Haklısın. Yani bir şey söylemişim. Ya yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım. Çünkü ben insanım ve her şeyi doğru yapamam. O yüzden bu saçma sanal çaba ne yani sürekli haklı. Bir kere haklılık da ne yani zaten. Bunu bırakmaya çalışıyorum ve galiba aralarında en iyi olduğum da bu. Hani çok kolay böyle şey yapabiliyorum artık birini dinleyip doğru söylüyorsun. Ben orada yanlış yapmışım. Kusura bakma. Bitti. O özgür, ben özgür. Bir diğeri şu. Bunda hala zorlanıyorum. Ama deniyorum. İnsanları yadırgamak. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Lisede ben bu yadırgamanın en üst noktasındayım. Onu yadırga, bunu yadırga, onu giydiği için yadırga. Bunu normal bir şey sayıyorduk yani arkadaş grubunda da. Bir sürü insan bizi yadırgıyordu zaten. Bu bende yeni yeni yani geliştirmeye çalıştığım şey. Ya mesela işte iş yerinde birisi öyle bir konuşuyor ki toplantıda böyle
falan diyordum. Yani sen nereden geldin? Nerede yetiştirdiler seni falan gibi. Çok yadırgıyordum. Yani bu yadırgama yaşla birlikte, şunu fark etmemle birlikte bir sürü insan da benim yaptığımı tuhaf buluyor olabilir. Çünkü hepimiz farklı arka planlarda, farklı insanlar tarafından yetiştiriliyoruz. Ve bu yadırgamanın da bir insana faydası yok. Yani sen onu yadırgadın. Yani günün sonu senin eline geçti. Daha da böyle sinirleniyorsun. Onun eline geçti. Yani bir insan bir kere geldiği yeri, kültürü, kişiliğini, bütünlüğünü koruma eğiliminde olduğu için sen onu yadırgadığında direkt kapatır yani bence kendini. O yüzden biraz şunu yapmaya başladım. Özellikle ailemdeki insanlara sadece o insanı benimle yakınlık bağı için sevip öyle olduğu gibi almak. Mesela işte annem, babam. Hani en çok insan annesini babasını eleştiriyor ya. İşte şunu şöyle yaptı bana böyle. Sonuç olarak o benim annem. Ve nerede yetişti? Bambaşka şeyler. Sen onlara şahit oldun mu? Olma. Onun hayatının ona neler sunduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu sadece anne baba aile olmak zorunda değil. Yani bir insana bakıyorsun. Onun hayatıyla ilgili, geçmişiyle ilgili bir bilgin var mı? Yani gördün mü onu, kim yetiştirdi? Nasıl yetişti? Ya şöyle gibi bu aslında. Sen kim oluyorsun da kendi şu kadar pencerenle başka bir insanın davranışını yadırgıyorsun. Bunu kendime çok sık hatırlatıyorum. Bu şu demek de değil, bu yanılgıya da düşmemek lazım. Yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyler olabilir. Yani bir insan bir şey yapıyor ve sizce yanlış. Hala bunu söylüyorum mesela bazen. Bu beni çok şaşırtıyor diyorum yani. Bir insan böyle davranıyor olması. Dolayısıyla birini yadırgamamak aslında insani bir şey değil. Yani tamamen her şeye okey demek. O bana çok insani gelmiyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi yani bilmeden bir insanın nereden geldiğini, neler yaşadığını, o verdiği, o anda verdiği o tepkiyi sadece o izole ortam içinde değerlendirmenin doğru olmadığını söylüyorum kendime sık sık. O yüzden de bu benim tamamen asla bitiremeyeceğim bir şey. Bir insanı yadırgamayı asla bırakamayacağım. Çünkü hayatta bazı şeyler size tuhaf geliyor yani. Çok, çünkü kompleks bir dünya yani. Ama bunu azaltmaya çalışıyorum ve şey yapmaya çalışıyorum. O öyle birisi ve sen böyle birisisin ve bu normal bir şey. Bu da rahatlatıyor gerçekten. Bunu yapmak en zor benim için aralarında ama kesinlikle rahatlatıyor. Bunu bahsedeceğim şey ise iç sesimi dinlememek. Yani iç sesimi yok saymak diyeyim. İki olumsuz olumsuz olmasın. İç sesimi yok saymayı bıraktım. Ne demek istiyorum? Ben bu aslında bir öncekiyle de biraz bağlantılı. Şey yaptıkça, bu insan böyle olabilir çünkü bu farklı biri, işte senin gibi olmak zorunda değil filan gibi şey geliştikçe bende biraz şeye güvenim azaldı. Mesela birisiyle tanışıyorum. Bu genelde bizle birlikte işte kafede çalışacak birisi için olabiliyor. Hayatımıza yeni giren birisi için olabiliyor. Ve ben o insanla böyle bu bir şey bana olmuyor, oturmuyor yani buramda. Olmuyor yani. Diyorum ki bu şöyle biri olabilir. Yani inanılmaz güçlü şekilde bu insanın böyle biri olabileceğini ve bana böyle zararlar vereceğini hissediyorum. Ve oluyor. Çoğu zaman. Çoğu zaman oluyor. Ya bu mesela annelikte de başka bir örneğini verebilirim. Mesela Çınar'la ilgili işte okuyorum, ediyorum bir şeyler, başkasından görüyorum bilmem ne. Yapıyorum bir şey. Bana doğru gelmiyor. Yani ve bunu kabul etmiyordum önceden. Ne demek sana doğru gelmiyor? Sen kimsin? Sen kimsin köpek? Sen ne bilirsin? Falan gibi. Ön yargılısın. Gibi böyle sürekli kendime çatışıyordum. Ama bu son zamanlarda o kadar şahit oldum ki yani bir şey olmuyor. O insanla ilgili bir uyarı geliyor içten. Ya da o yaptığım şeyle ilgili. Ya sen bunu yapıyorsun ama sen bunu sevmiyor olabilir misin? Yani bunun sonu iyi bir yere gitmiyor olabilir mi? Falan. Bunların cevabı genelde evet oluyor. O yüzden artık şuna güveniyorum. O iç sese. Onu yok saymayı bıraktım. En azından onu dinlemeyeceksen bile diyorum ki bak böyle dedi. Gün sonunda haklı çıkabilir. Yani bu yine hani bunu yaşayan var mı aranızda bilmiyorum ama ben ya iç ses diye bir şeyin yani varlığına bile inanmaz. Ya, altıncı his falan. O ne ya falan derdim. Belki spiritüel bir şey bu. Hani siz bilmiyorum yani ben. Yani belki içimdeki ses değildir o. Başka bir daha üstün bir aklın sesi. Bilmiyorum ama artık ona güveniyorum. Bu da genelde hani daha doğru kararlar almamda bana yardımcı oluyor. Çünkü daha güvenli ilişki kuruyorum. Yani bir insana olumlu bir şey aldığım zaman da yapıyorum. Bu sadece olumsuz değil. Diyorum bunda bir enerji var ya. Hemen o insana şey mesela.
başka bir yerden bir kanal açıyorum ikimiz arasında. Ya gel biz seninle şunu da yapalım. Ve bu son yıllarda böyle çok fazla insan girdi hayatıma. Tamamen şu an atıyorum yani. İşte bizim kafede workshop yapmak için gelip günün sonunda işte başka bir arkadaşımın iş yerinde başka bir iş yapan biri oldu filan. Çünkü ben ona inanıyorum artık. Yani tutuyorum o insanı. Ve onu böyle her yere öneriyorum. Ya da tam tersi olunca da okey diyorum. Bu olmayacak. Bunun zararları olabilir. Yanılma ihtimalim olabilir. Ama benim şimdiye kadar tecrübe ettiğim iç sesimin daha çok haklı olduğu. Hepsi bu. Yani benim artık yapmamak için özen gösterdiğim, zaman içinde fark ettiğim ve değiştirmeye çalıştığım bence sağlıklı olmayan davranış biçimleri bunlardı. Belki bir ya da birkaç ile empati kurabilirsiniz. Bence empati kurmak en insani ihtiyaç ve en kafa açan şey. Yalnız olmadığınızı hissettiğiniz, ben... Hani ilişkide hissettiğiniz şey. O yüzden empati kurmak ve birilerinin benimle empati kuruyor olması beni çok besleyen bir şey. O yüzden aslında bu videoyu çekmemin ve bu kadar konuşmanın temel amacı buydu. Umarım amacım yerine ulaşmıştır. Teşekkür ediyorum her zamanki gibi beni izlediğiniz için. Bir sonrakine görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.